Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimiz İslam'ın 5 temel esasından biri olan zekatla ilgili olacaktır. Zekat gerçekten bir Müslümanın, bir müminin varlıklı olması durumunda mutlaka ve mutlaka yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Cenab-ı Hak kesin bir şekilde namaz gibi zekatı da farz kılmıştır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde Estağfirullah ve gıymussalah ve atuz zeka, namazı kılınız, zekatı veriniz buyurularak bir Müslümanın mutlaka, eğer varlıklıysa, zenginse, serveti, samanı varsa, zekat farizasını yerine getirmesi emrediliyor. Yine bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estağfirullah. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ. Onlar sadece ve sadece Allah'ın dinini halis kılarak, yani sadece Allah'ın dinine uyarak, onun dinine tabi olarak hak üzere bulunmak ve Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek, hünefe, hanifler olarak hak üzere bulunmak ve yuqimus salah, namazlarını dosdoğru kılmak ve yu'tuz zekah, ve zekatlarını vermekle emrolundular. Şimdi bu ayet-i kerimede değerli kardeşlerim, emrolunduğumuz şey nedir? İlla liyabudullah. Sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'a ibadet edeceğiz. Yani Cenab-ı Hakk'ın dışında herhangi bir varlığı mabud olarak, ilah olarak kabul etmeyeceğiz. Tabi bu sadece yani bir Müslümanın diliyle söylemesi değil, bizatihi hayatında da bunu göstermesi gerekiyor. Yine dini Cenab-ı Hakk'a halis kılarak, sadece onun dinine tabi olarak ve hak üzere bulunmakla emrolunduk. Ve yuqimus salah, yine bizler değerli kardeşlerim namazlarımızı dosdoğru kılmakla emrolunduk. Yine zekatla ve yu'tuz zekate, zekat vermekle emrolunduk. İşte ve zalike dinul kayyime, dosdoğru olan din budur buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani dolayısıyla bir Müslümanın, bir müminin hayatında vazgeçilmez olan şeylerdir bunlar. Yani zekatsız bir Müslüman düşünülemez. Namazsız bir Müslüman düşünülemez. Ve bunları yerine getirmemesi düşünülemez. Hayatının her safhasında bir Müslüman her döneminde namaz kılmakla ve varlıklı ise zekat emrini yerine getirmekle yükümlüdür. Esasen Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlardan bahsederken Cenab-ı Hak ve fi emvalihim hakkul lisail vel mahrum, onların mallarında muhtaçlar ve mahrum olan kimseler için, yoksul olan kimseler için bir hak vardır buyuruyor. Şimdi bu ayet-i kerimeden biz neyi anlıyoruz? Şunu anlıyoruz değerli kardeşlerim. Yani zekat dediğimiz kısım, yani verilmesi gereken muhtaca, fakire, yoksula verilmesi gereken kısım aslında bizim değil. Kimindir? Onların hakkıdır. Yani mesela benim birisine bir borcum olsa, birisinden diyelim ki 1000 TL alsam, bu borcu ödemekle yükümlü müyüm? Elbette yükümlüyüm. İşte
Aynı şekilde zengin olan bir Müslüman, varlıklı olan bir Müslüman da böyle düşünmeli. Yani fakire verirken, muhtaca verirken, yoksula verirken bunu bir lütuf olarak, bir ihsan olarak, kendisinden bir şey olarak değil, aslında bu onun hakkıdır. Ben hakkı olan şeyi kendisine veriyorum diye düşünmesi gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak bizzat ayet-i kerimede onların hakkı olduğunu beyan ediyor. Böyle açıklıyor. O zaman bizim zekat verirken fakirlere, muhtaçlara onları minnet altında tutmamız yanlıştır. Yani biz diyelim ki zimmetimizde bir borç var. Bu borcu zekat vermekle eda etmiş oluyoruz. Vermediğimiz zaman o borcu yerine getirmediğimiz için mutlaka sorumlu oluruz. İşte bu açıdan bakıldığında değerli kardeşlerim, toplumda elbette zengin olan insanlar olur, fakir olan insanlar olur, yaşlı olan insanlar olur, hastalar olur, şu veya bu şekilde çalışamayacak durumda olur, iflas edenler olur. Yani her kesimde, her toplumda mutlaka ve mutlaka hiçbir şeyi olmayan, tamamen diyelim ki yoksul durumda olan insanlar olduğu gibi çok zengin insanlar da olabilir. Bu açıdan Cenab-ı Hak bizleri böyle imtihan ediyor. Yani Cenab-ı Hak dileseydi bütün insanları eşit yaratabilirdi. Güç bakımından, kuvvet bakımından, akıl bakımından, zeka bakımından, mal, mülk bakımından, her yönden insanları eşit yaratabilirdi. Ama o zaman birbirimizle imtihan olunmazdık. Birbirimizle imtihan olunmazdık. Yani karşımıza çıkan her insan zengin olsa, biz de zengin olsak, kime sadaka vereceğiz, kime zekat vereceğiz, kime sadakayı fıtır vereceğiz? İşte onun için değerli kardeşlerim, dünya böyle inişli yokuşlu bir dünyadır. Onun için bugün çok zengin olan insanlar bir müddet sonra iflas edip fakr-ı zaruret içerisine düşebilir. Veya bugün işte fakr-ı zaruret içerisinde gördüğümüz yoksul insanlar bir anda çeşitli vesilelerle, Cenab-ı Hakk'ın halk ettiği çeşitli vesilelerle zengin hale gelebilir. Onun için bu dünyada hep birbirimizle imtihan ediliyoruz. Hayatın her safhasında ki eşlerimizle, çocuklarımızla, arkadaşlarımızla, karşılaştığımız her insanla mutlaka bir iletişim içerisindeyiz. Onun bize, bizim onlara ya da onların bize, bizim onlara mutlaka hakkımız, hukukumuz geçiyor. İşte bu açıdan karşılıklı sorumluluklarımız var, karşılıklı haklarımız var ve olaya böyle bakmamız gerekiyor. İşte zekat dediğimiz hadise de böyle bir şeydir. Yani varlıklı olan, zengin olan, durumu iyi olan insanların mutlaka hakkı olan bu malı, bu parayı fakirlere vermesi gerekiyor. Tabii insan, değerli kardeşlerim, yapı itibariyle çok farklı bir yapıya sahip. Yani çok cömert insanlar olabildiği gibi son derece hasis, son derece cimri, son derece katı bir pintilik içerisinde bulunan insanlar olabilir. İşte bu açıdan bakıldığında insanın genel olarak yapısı ayet-i kerimelerde şöyle ifade edilir. Estağfirullah. İnnel insane hulika helu'a. İnsan helu olarak yaratılmıştır. Yani sabırsızdır, dayanıksızdır, böyle acelecidir. Yapı itibariyle böyledir insan. Onun için اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُعًا. Kendisine bir fenalık dokunduğu zaman, başına bir musibet geldiği zaman, bir sıkıntıyla yüzleştiği zaman, herhangi bir dert, keder, sıkıntıyla karşılaşınca
cezua başlar sızlamaya. Yani sanki dünyanın bütün yükü onun omuzunda, bütün dertler onda, bütün sıkıntılar onda, her şey ondaymış gibi sabretmesini bilmez. Bunun bir imtihan olduğunu, bunun bir Cenab-ı Hak tarafından imtihan edilmek üzere verilen bir şey olduğunu bilmez ve kendisini her şeye layık görür. İnsanların en akıllısı zanneder, insanların en iyisi, en iyi bileni, her yönüyle en üstünü olarak kabul eder ve başına gelen şeyleri kabullenmek istemez. Ben buna layık değildim der. Ben böyle bir şeyi hak etmedim der. Dolayısıyla insanın yapısında bu var. Yani kendi kabahatlarını, kendi hatalarını, kendi yanlışlarını hiçbir zaman göz önüne almaz. Kendisini az önce söylediğim gibi her yönüyle mükemmel, her yönüyle kemale ermiş, tamamen noksanlardan, eksikliklerden ari bir insan olarak görür. Ve böylece başına gelecek her bir musibeti, sıkıntıyı, belayı, gaileyi hak etmediğini söyler ve başlar sızlanmaya. İşte insanın, değerli kardeşlerim, yapısı bu. İnsan elbette hayatının başından sonuna kadar imtihanlarla karşılaşacaktır. Bugün şöyle olur, öbür gün böyle olur, başka bir zaman daha değişik şeylerle karşılaşabilir. Onun için اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. Demek ki bir sıkıntıyla, bir belayla, bir musibetle karşılaşınca ne yapıyor? Sızlanmaya başlıyor. Hemen şikayet ediyor. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Kendisine bir iyilik dokunduğu zaman, bir iyilik bulduğu zaman, bir malla, bir makamla, bir mevkiyle, işte bunun gibi maddi olan şeylerle nimetlendirildiğinde, kendisine Allah tarafından bol bol rızık verildiğinde, kendisine makam, mevki ve üstün şeyler verildiğinde, o zaman da değişik bir hal alır. Ve verilen şeyi engellemeye başlar. Menü'an tamamen engelleyici bir konuma geçer. Böyle bir haleti ruhiyesi vardır, böyle bir psikolojisi vardır. Ama herkes böyle değildir bakın. İllel musallin, Cenab-ı Hak namaz kılanlar hariç buyuruyor. Şunlar hariç. İşte onlardan birisi de illel musallin. Ama sadece namaz kılma değil bakın. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Namazlarını daimi surette kılanlar. Beş vakit namazını aksatmadan kılanlar. Ve hakkıyla kılanlar. Dost doğru kılanlar. Yani okuduğu ayetlerin anlamını anlayarak yine burada camide veya evinde namaz kıldığı zaman o namazın hakkını vererek, yine camiden çıktıktan sonra toplumla karşılaştığında her an Allah'ın huzurunda olduğu bilinci içerisinde bulunarak insanların hakkını, hukukunu gözeterek hareket eden insanlar. Yani namaz kılmanın bir sonucu var. Yani namaz kılmak yatıp kalkmak değildir ki. Onun bir ruhu var. Sadece hareketlerden mi ibarettir? Onun için namaz kıldığımız zaman, değerli kardeşlerim, namaz bize bir şeyi öğretmesi gerekir. Ve hepsinin başında da insanların hakkına, hukukuna riayet etmeyi öğretmesi gerekir. Şimdi kendimizi sorgulayalım. Acaba namaz kılan insanlar olarak bizler, diyelim ki evli olan insanlar, eşlerinin hakkına, hukukuna ne kadar riayet ediyor? Çoluk çocuğu olan insanlar, çocuklarının, torunlarının ve diğer yakınlarının haklarına, hukukuna ne kadar riayet ediyor? Yine çevresinde bulunan insanların, komşularının, başkalarının, arkadaşlarının, yolda, sokakta karşılaştığı insanların
Mesela bir belediye otobüsüne bineceğinde acaba herkesten öne geçip de bir an önce binmeye mi çalışıyor, yoksa hakkına razı olup sırası geldiğinden binmeye çalışıyor? Ya da herhangi bir, diyelim ki sınava girdiğinde benim hakkım neyse ben onu istiyorum. Ondan fazlasını, yani başkalarının hakkını gasp etmek istemiyorum düşüncesiyle mi hareket ediyor? Yoksa ehil olsun olmasın, yeter ki ben bu makama, bu mevkiye geleyim diye mi düşünüyor? Bakın, işte eğer biz bir sınava girdiğimizde, herhangi bir devlet dairesine veya başka bir yere girmek istediğimizde acaba nasıl düşünüyoruz? Nasıl hareket ediyoruz? Yeter ki benim olsun mu diyoruz? Yoksa hak etmediğim şey bana verilmesin düşüncesinde miyiz? Niyetinde miyiz? İşte değerli kardeşlerim, namaz dediğimiz zaman bakın sıradan bir ibadet değildir. Hayatımızın her safhasında bize yön veren, daha doğrusu yön vermesi gereken bir ibadettir namaz. İşte onun için namazlarını daimi olarak kılan insanlar elbette böyledirler. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. Yine şunlar ayet-i kerimede istisna ediliyor. Mallarında belli bir hak olan لِسَّائِلْ وَالْمَحْرُومِ, muhtaç ve mahrumiyet içerisinde, fakr-ı zaruret içerisinde olan insanların bir hakkı olan kişiler. Yani zenginse bir Müslüman, varlıklıysa o zaman ne düşünmesi gerekiyor? Nasıl düşünmesi gerekiyor? Ha, benim bu malımda fakirin, fukaranın, yoksulun, muhtacın hakkı var. Bu bir hak, onların hakkı. Dolayısıyla ben vermiyorum. Allah belli bir hak tanımış, onların hakkını ben kendilerine iade ediyorum diye düşünmesi gerekiyor. İşte bu şekilde düşünen insanlar ayet-i kerimedeki cezuan, yani böyle insanları bir musibetle karşılaştığında insanlara durumunu şikayet etmeyen ya da varlıklı olunca kas katı cimri kesilmeyen insanlardır. Onun için Müslüman, değerli kardeşlerim, dengeli bir insandır. Her şeyden önce dengelidir. Nedir bu denge? Bu denge şudur. Yani hastalandığı zaman, bir musibetle karşılaştığında, bir başına bela, bir gayle geldiğinde, şöyle veya böyle bir olumsuzlukla karşılaştığında sızlanmaz. Feryadü figan etmez. Ben bunu hak etmediydim. Niye bunlar benim başıma geliyor diyerek haşa Cenab-ı Hakk'ı suçlu görmez. Nasıl düşünür? Şöyle düşünür. Ya benim geçmişte işlemiş olduğum hatalarım vardır. Bunlardan dolayı ikaz olarak başıma gelmiştir. Bir takım yanlışlarım, hatalarım, günahlarım vardır. Bu onlar için bir kefarettir. Ya da böyle bir günahım, böyle bir hatam, böyle bir şeyim yoksa, yanlışım yoksa, o zaman da imtihandır. Yani illa bir insanın başına gelen bir şey geçmişte işlediği şeyden dolayı gelmez. Az önce de söylediğim gibi ya bu şekilde geçmişteki bir yanlışından dolayı gelmiş olabilir. Yani mesela diyelim bir insan evini sağlam yapmaz da depremde yıkılırsa bu durumda kendi hatası değil midir? Sağlam yapsaydı, depreme dayanıklı yapsaydı elbette zelzele meydana geldiği zaman, deprem meydana geldiği zaman evi yıkılmayacaktı. Şimdi evini sağlam yapmayan bir insanın kalkıp da başkalarını şikayet etme hakkı var mı? Ama bazen de hiçbir suçu, günahı, hatası, yanlışı olmadığı halde insanların başına bir takım sıkıntılar gelebilir. Bazı belalarla, musibetlerle yüzleşebilir. Bunun sebebi de imtihandır. Allah-u Teala bizleri imtihan etmektedir. Acaba kulum nasıl davranacak?
Elbette kıyamet gününde bizim karşılaşacağımız mükafat veya mücazat buna göre olacaktır. Yani bize bir mükafat verilecekse elbette bu dünyadaki imtihan esnasında yapıp ettiklerimizin karşılığı olacak veya diyelim ki herhangi bir cezayla yüzleşeceksek o zaman da değerli kardeşlerim yine bu dünyada yaptıklarımızın yanlışların sonucu olarak biz ahirette kıyamet gününde bunlarla karşılaşacağız. Onun için zekat da değerli kardeşlerim önemli bir ibadettir. Müslümanın vazgeçilmez bir şekilde yerine getirmesi gereken temel ibadetlerden birisidir. Vazgeçilmez olan namaz gibi mutlaka ve mutlaka yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ İşte değerli kardeşlerim ayet-i kerimede bunlar diyor Cenab-ı Hak ahiret gününü tasdik ederler. Yani ahiret gününe inanıyorsa bir insan orada yarın kıyamet gününde Cenab-ı Hak'ın huzurunda hesap vereceğine bu dünyada yapıp ettikleri her şeyden mutlaka ve mutlaka hesaba çekileceğine inanıyorsa işte o zaman namazlarını dosdoğru kılar. İşte o zaman zekatını verir, sadakasını verir, sadakayı fıtırını verir ve insanlara karşı hep hayırhah olur. Yani temelinde bu vardır. Şimdi bir insan düşünün. Öldükten sonra bir daha dirilişin olmayacağına inanıyorsa, ahiretin olmayacağına inanıyorsa, toprak kesilip artık yok olup gideceğine inanıyorsa, bu insan elde edeceği bir mükafat düşüncesi olabilir mi? Yani sadece insani olarak kaç kişi iyilik yapar? İşte onun için bizlerin, değerli kardeşlerim, bu dünyada yapacağımız bütün iyiliklerin temelinde de, kötülüklerden kaçınırken onun temelinde de mutlaka ahiret inancı vardır. Biz her şeyden önce ahirete inanan insanlarız. O halde şu fani dünyada, şu fani dünyada malımıza, mülkümüze, makamımıza, mevkimize güvenmeyelim. Geçici bir dünya, geçici bir hayat, bir rüya gibi. Yani bir rüyadan bir bakıyorsunuz, bir anda gelip geçmiş ya da birkaç gün gibi. Yani mesela bir asır yaşayan insanlara sorsanız, bu hayatın ne kadar olduğunu sorsanız, elbette onlar da çok kısa olduğunu söyleyeceklerdir. Nitekim kıyamet gününde, ahirette böyle kabirlerden, bulunduğumuz yerlerden diriltildiğimizde sanki birkaç gün yaşamışız gibi gelecek bize. Yani dünyada 70, 80, 90 sene değil de birkaç gün yaşamış gibi olacak insanlar. Ne kadar uzun ömür sürerse sürsün, isterse 1000 sene yaşasın, nihayetinde bir günün bir parçası gibi. Yani birkaç saatlik bir zaman dilimi gibi bu dünyada, bir zaman dilimi kadar bu dünyada yaşadığı zannıyla ahiret gününde kalkacak bulunduğu yerlerden. İşte onun için elbette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesap vereceğiz. Zekat, değerli kardeşlerim, bizim genel olarak zenginlerimizin bir kısmının verdiği, bir kısmının ihmal ettiği bir ibadet. Şöyle bir düşünsek, zengin olan, varlıklı olan herkes zekatını vermiş olsa, sadakasını vermiş olsa, sadakayı fıtırını verse, kefaretlerini ve diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olsa, o zaman değerli kardeşlerim bu dünyada aç kalmaz, bu dünyada sefil insan kalmaz, bu dünyada bakıma muhtaç insan kalmaz. Ama şimdi bakıyoruz,
Afrika'da milyonlarca insan açlıktan ölüyor. Peki bunların derdine kim derman oluyor? Kim bunlara koşup yardım ediyor? Onların yerüstü ve yeraltı kaynaklarını talan eden, sömüren ve vaktiyle de milyonlarca insanını alıp Amerika'ya götürüp köleleştiren Avrupalılar, Batılılar acaba ne kadar yardım ediyorlar? Umurlarında oluyor mu? İşte onun için değerli kardeşlerim, bu bir imanın gereğidir. Yani bizim Anadolu insanı kendisi maddi bakımdan zengin olmasa bile paylaşmacıdır. Dolayısıyla bırakın zekatı, zekat verme yükümlüsü olmayan insanlar bile ne yapıyorlar? Yardımlaşmada en öne geçiyorlar. İşte onun için bu Allah'a ve ahiret gününe iman etmenin bir sonucudur. Ve bu açıdan baktığımız zaman dünyada gerçekten milletimiz kadar hayırhak, milletimiz kadar Ali Cenab, milletimiz kadar paylaşmacı bir topluluk hemen hemen yok gibidir. İşte bu değerleri mutlaka muhafaza etmeliyiz. Zekat verirken, değerli kardeşlerim, zekat verirken elbette bu benim zekatımdır, sadakamdır denmez. Denmesi de gerekmez. Yani bir insan kalben zekata niyet ettiği zaman söylerken hediye demiş olsa bile, mesela diyelim bir fakir olan bir delikanlı veya işte bir genç kız evlenirken ona düğününde yardımcı olmak üzere herhangi bir eşyasını alsa hediyeymiş gibi, ama kalben de zekata niyet etse zekat olarak geçerli olur. Yani şart değildir zekat olduğunu söylenmesi. Ama burada üzerinde durmak istediğim husus şu: yani biz bu değerleri gelecek nesillere taşımalıyız. Yani bir baba zekatını veriyorsa çocuklarının yanında vereceğini söylemeli. Verirken onlar görmeli. Ta ki onlar da gelecek yıllarda aynen babaları gibi, ataları gibi hayırhah olmalı ve bu şekilde davranmasını öğrenmelidir. Ama şurayı az önce söylediğim gibi karıştırmayalım. Yani bir fakire, bir muhtaca zekat verirken bunun zekat olarak, zekat olduğunu söylenmesi yanlıştır. Çünkü o insanı rencide edebilir. Aslında ayet-i kerimelerde ifade buyurulduğu gibi bu onun hakkıdır. Ama biz işte minnet duygusu altında bırakmak için bir takım hal ve hareketlerle onları rencide edersek, değerli kardeşlerim, bu yanlış olur. Sonra zekat verirken dünyevi bir çıkar gözetilmez. Yani bir insana sadece ve sadece Allah rızası için verilir. Ve bu manada eğer arada aracılar varsa alanla veren birbirini görmemiş, tanımamış olur. İşte onun için zekat doğrudan diyelim ki insanlar bizzat kendileri verebileceği gibi, diyelim bir takım vakıflar, dernekler, işte hayır kuruluşları vasıtasıyla da verilebilir. Ama tabi bu işleri yürüten vakıfların, derneklerin hesaplarını son derece titiz yapmaları gerekir. Yani her bir fonu ayrı ayrı değerlendirmeli, ayrı ayrı kaydetmeli ve o emanete riayet etmelidirler. Ama değerli kardeşlerim, tabi bunu burada söylerken şunu da mutlaka iyi bilmemiz gerekiyor. Bu ülkede biliyorsunuz, bu ülkede büyük bir ihanet olayı yaşandı. Tarihte görülmemiş büyük bir ihanet olayı yaşandı. Peki
bu ihaneti yapan hainler neyle palazlandılar? İşte bu milletin zekatlarıyla, sadakalarıyla, kurban paralarıyla ve benzeri şeylerle palazlandılar. İşte onun için buradan söylüyorum, ne olursa olsun mutlaka emin olduğunuz kişilere verin. Yani dolaylı olarak verecekseniz, bir aracı vasıtasıyla verecekseniz, yani bir dernek, bir vakıf veya bir teşekkül vasıtasıyla, kuruluş vasıtasıyla verecekseniz, o zaman mutlaka ve mutlaka araştırın. Yoksa bizim Allah rızası için ahirette Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanalım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini kazanalım diye verdiğimiz sadakalar, hayırlar, zekatlar, kurbanlar bu millete kurşun olarak dönebilir, ihanet olarak dönebilir. Onun için böyle bir yanlışı geçmişte bu millet yaşadı. Bundan sonra böyle bir yanlışın yaşanmaması için azami titizlik gösterelim. İşte bu nokta son derece önemli. Hala aynı çevreler gelip bizden zekat, sadaka ve benzeri bu ihanet grubu hala bizden bunları istiyorsa onlara gereken dersi verelim. Ve kesinlikle şuradan söylüyorum, bu şekilde geçmişte bilinmeden verilenlere bir şey demiyorum. Ama bile bile veriyorsa insanlar, kesinlikle onlar böyle bir ihanet çetesine, böyle bir terör örgütüne, mensuplarına zekat veriliyorsa, sadaka veriliyorsa değerli kardeşlerim, bırakın karşılığında sevap elde etmeyi, büyük bir günaha girmiş oluruz. Zulme, kötülüğe destek olmuş oluruz. İşte bu açıdan zekatlarımızı verirken, sadakalarımızı verirken mutlaka bu noktaya dikkat edeceğiz. Çünkü aynı ihanet çeteleri durmazlar. Biz eğer uyanık olmazsak, ne demiş atalarımız? Su uyur, düşman uyumaz. Ne demek? Yani etraf, çevre, işte dostlarımız uyuyabilir ama düşman uyumaz. Bunun anlamı bu. Su uyur, yani etrafımızdaki insanlar, dostlarımız, sevdiğimiz insanlar uyuyabilir. Gafil olabilirler ama düşman hiçbir zaman uyumaz, hiçbir zaman elini tetikten çekmez. O açıdan mutlaka ve mutlaka agah olmamız gerekir, uyanık olmamız gerekir. Ve şunu da bilelim ki değerli kardeşlerim, hakikaten 100 yıl öncesinde ve 1000 yıl öncesinde Haçlı sürüleri Anadolu'ya saldıran Haçlı sürülerinin torunları ve 100 yıl öncesinde Çanakkale'ye gelip dayanan onların torunlarının bugünkü torunları düşmanlıktan vazgeçmiş değiller. Ve topyekün yine bizi ellerinden gelse tarihten silecekler. Onların hala şu emelleri ortadan kalkmış değil. Küçük Asya dediğimiz Anadolu'dan da bizi çıkarmak istiyorlar. Nasıl ki Balkanlardan Osmanlı döneminde diyelim ki asırlarca kaldığımız ve hatta bazı şehirlerinde %80'ini, %85'ini Müslümanların, Türklerin oluşturduğu şehirlerden bizi çıkarıp atmışlarsa, Anadolu'ya sürmüşlerse değerli kardeşlerim, Balkan harplerinde, 93 harbinde ve benzeri zamanlarda bu ağır yenilgiler sonucunda yüz binlerce insanımız perişan bir vaziyette Anadolu'ya doğru gelip Anadolu'ya sığınmışsa, işte şimdi de aynı mağlubiyeti, aynı yenilgiyi bize tattırmak istiyorlar ve Anadolu'dan bizi Orta Asya'ya sürmek istiyorlar. Bu zihniyet devam ediyor. Onun için bu noktada da mutlaka uyanık olmamız gerekir.
Bu zihniyetin de her zaman içeride mutlaka hainleri, destekçileri olacaktır. Ama bunlar ne yazık ki neyle yapıyorlar? Gavurun verdiği parayla yapmıyorlar bakın. Yine biz kandırdıkları saf Müslümanların temiz niyetli Allah'ın rızasını kazanmak isteyen insanların zekatlarıyla, paralarıyla, kurbanlarıyla bunlardan aldıkları paralarla palazlanıyorlar ve yine bizim paralarımızı kurşun olarak bize döndürüyorlar. İşte biz millet olarak bu oyunun farkına varırsak değerli kardeşlerim, o zaman bütün dünya birleşmiş olsa bile, düveli muazzama birleşmiş olsa bile, bütün küffar bir araya gelmiş olsa bile, biz dirliğimizi, birliğimizi bozmadığımız sürece Cenab-ı Hakk'ın izniyle bize zarar veremezler. Ama biz hiçbir zaman gaflet içerisinde bulunmamamız gerekiyor. Enne racülen galenin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ahbirni bi amelin yudhilinil cenne. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulallah ahbirni bi amelin. Bana öyle bir amelden haber ver ki yudhilini el cennete. Ben diyor bu sayede cennete gireyim. Yaptığım bu amel sebebiyle, bu amel vesilesiyle cenneti kazanmış olayım. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ta'budullâhe. Allah'a ibadet edeceksin. Namazlarını dosdoğru kılacaksın. Ve diğer ibadetlerini yerine getireceksin. Ve la tüşrikü bihi şeyen. Yine Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. Ve tuqimus salate. Namazlarını dosdoğru kılacaksın. Ve tu'tuz zekate. Zekatlarını vereceksin. Ve tasilur rahime. Bir de akraba ziyaretini yapacaksın. Akrabanla bağlarını koparmayacaksın. İşte değerli kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizler için o adamın vasıtasıyla, soru soran kişinin vasıtasıyla cenneti kazanmamıza vesile olacak hususları burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde beyan ediyor. Nedir bunlar? Tekrar edersek, Allah-u Teala'ya ibadet etmek, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, namazları dosdoğru kılmak, zekat emrini yerine getirmek, bir de sıla-i rahimde bulunmak, akrabalar arasında bağları koparmamak. Bir başka kişinin sorusu üzerine de diğer rivayette ve tasumu Ramazan, Ramazan orucunda tutacaksın buyuruyor. Yani dolayısıyla İslam'ın temel esasları dediğimiz namaz, oruç, zekat, hac, işte bunlar yerine getirilirse değerli kardeşlerim, sıla-i rahimde bulunulur. Özellikle de zekat emri yerine getirilirse elbette Cenab-ı Hakk'ın rızası kazanılmış ve cennete girmeye hak kazanılmış olur.